teşrif eden siz değerli misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyor, saygılarımı arz ediyorum. Avrupa Türk Demokratlar Birliği'nin konferans serisi devam ediyor. Konferansın adresi bu kez İsviçre'ydi. Yakın zamanda eklenen bir tarihte 17 Aralık süreci olmuştur. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği İsviçre Teşkilatı tarafından Zürih'te düzenlenen konferansta Türkiye'de güncel gelişmeler ve 17 Aralık'ta yapılmak istenenler anlatıldı. Konferansa AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ve NİDE Milletvekili Alparslan Kavakoğlu konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar 17 Aralık'ta oynanmak istenen oyunları ve gizli planları anlattılar. UET'de İsviçre Başkanı Emre Hasan Yılmaz, konferans serilerinin devam edeceğini vatandaşları doğru olarak bilgilendireceklerini söyledi. Malum Avrupalı Türk Demokratlar Birliği her iki penceresinden bir tanesi de Türkiye'dir. Çünkü merkezimiz Türkiye vatandaşlarımıza yönelik hizmettir. Bu sebeple son dönemlerde ülkemiz üzerinde cereyan eden olayları dikkate alarak, tabandan gelen talepleri dikkate alarak yürütme kuruluna bir karar verdik ve ülkemizdeki cereyan eden bu olayları vatandaşlarımıza aktarmak, bilgilendirmek istedik. Bu sebeple sağ olsun vekillerimiz bizlere kırmadılar, programımıza iştirak ettiler. NİDE Milletvekilimiz Alparslan Bey, yine Çorum Milletvekilimiz Murat Bey bu akşam bizlerle beraber, vatandaşlarımızla beraber, sivil toplum kuruluş temsilcileriyle beraber bir araya gelecekler. Amacımız burada son zamanlardaki olayları vatandaşlarımızı bilgilendirmek. Çünkü vatandaşlarımız, üyelerimiz şu anda tamamen Türkiye'ye odaklanmış durumdalar ve Türkiye'deki gelişen olaylara kayıtsız kalamıyorlar. Dolayısıyla bizler de toplum, sivil toplum kuruluşu olarak toplumları temsil ediyoruz. Bizler de bunlara kayıtsız kalamayız. Bu sebeple böyle bir program icra edeceğiz inşallah. O konuya gelirsek, Türkiye'deki olaylar İsviçre'ye, Avrupa'ya kesinlikle bir yansıması vardır. İsviçre'deki vatandaşlarımıza nasıl yansıyor bu olaylar? Onlardan nasıl tepki geliyor? Şu anda ilk etapta tabii Türkiye'deki olaylar 17 Aralık süreciyle başladı. Hemen akabinde bir 25 Aralık süreci gerçekleşti. O 17 Aralık sürecinde tabii ki bütün biz başta sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız bir anda sessiz kaldık. Çünkü beklenmeyen bir olağanüstü durum icra edildi. Ama şu anda görülen o ki vatandaşlarımızın birçoğu artık işin boyutunu, rengini net bir şekilde anlamış durumdalar. Bu noktada bizler de çünkü sık sık sizlerin de müşahede ettiği üzere ev ziyaretleri, programlar, dernek ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Orada da gördüğümüz tablo, orada da aldığımız tepki aynı. Vatandaşlarımız artık bu 17 Aralık sürecinin bir 28 Şubat sürecinden farksız olmadığını bizler her halükarda, her ziyaretlerimizde gözlemledik diyoruz.